Herkese yeniden merhaba, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Umarım keyifler yerindedir. Bugün böyle birazcık sohbet eşliğinde gelen kargoları açacağız. Çünkü 5 adet paketim var, çok ürün birikmedi ama yine de birlikte açmak istedim. Böyle birazcık birlikte kargo açarak vakit geçirelim. Öncelikle şu büyük paketi açmakla başlayacağım ben. Çünkü içinde birden fazla ürün var. Sanırım 5 ürün falan var. Aslında hepsini ben bunları tek bir alışveriş halinde aldım ama bunu daha önce kargoladılar, o yüzden ayrı bir şekilde geldi. Bunu daha sonra kargoladılar derken böyle birkaç tane paket birikmiş oldu. Ben kargoları açmaya başlamadan önce herhalde deyseniz kanalıma abone olmayı da unutmayın. Şimdi öncelikle bunu açarak başlayalım. Bu arada bugün birazcık böyle günlük hayattan sohbet edeceğim. Genelde böyle şeyler yapmıyorum. Direkt kargo açıp ürünleri inceliyorum bu tarz videolarda. Ama birazcık da böyle günlük hayattan sohbet edelim istedim. Mesela bugün ilk defa bir iş mülakatına gittim. İş görüşmesine gittim. Yani çağırdılar ve mülakata ilk defa gittim. Ve garip bir deneyimdi. Yani bilmiyorum. Hep böyle okul şeyleri, dersler, okuldan sonra iş hayatına böyle bir adım atmak garip geldi. Bu arada ben konuşurken bunları açmayı unuturum. O yüzden bir yandan da açmaya başlayacağım. Şöyle kestim. Yani gittim, birçok soru sordular. Böyle herkes çok heyecanlıydı. Ben çok rahat bir şekilde gittim. Herkes çok tedirgin, gergin. Bu kadar gelecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ya da ben çok rahatım, bilmiyorum. Neyse, devam edeceğim. Şimdi bu girdiklere birazcık bakalım. Şöyle 4 adet ürün çıkıyor. Çok özür dilerim. 5 adet ürün çıkıyor. Şöyle 5 ürünümüz var. İlk paketten, ilk kargodan. Bunları tek tek açalım, inceleyelim. Bu arada bir önceki videomda yorumlarda bir iki kişi de olsa böyle bu tarz hayatındaki gelişmelerden bahset demiş. Mezun oldum. Yaklaşık olarak sanırım 1,5-2 ay falan oluyor. Daha sonra stajımı yaptım. Ziraat Bankası'nda staj yaptım. Bir ay süreli bir stajdı. Staj bitti. Daha sonra da iş arayışına artık geçtim. Çünkü kendi düzenimi İzmir'de kurmak istiyorum. O yüzden de bugün böyle gelişmeler yaşandı. Gittim, gayet olumlu geçti bu arada. İlk paketten de şöyle bir elbise çıkıyor. Ürünleri aksatmadan size göstereyim. Şöyle, bence zaten bu elbiseyi birçoğunuz görmüşsünüzdür diye düşünüyorum. Çünkü tüm influencerlarda ben gördüm. Herkes de gördüm evet, ama bana da yakışacağını düşündüğüm için bir tane aldım. Bir de böyle midi boy, uzun boy bir elbise istiyordum. Böyle yaz akşamları falan giymek için. Kolları falan nasıl duruyor bir fikrim yok. Sanırım çapraz gibi bir şey olacak şurası. Neyse, ilk paketten bu çıkıyor. Daha sonra gelelim ikinci pakete. Bu arada fiyatları genel olarak uyguna geldi. Bir de ürünlere yorum yaptıktan sonra falan size belli bir miktardan sonra kupon tanımlanıyor. Yani belli bir puanı doldurduğunuzda mesela size kupon veriyorlar. 750 liraya 50 lira kuponum vardı, onu da kullandım. Bir tık daha böyle fiyatları düştü. Şimdi şu ikinci paketimizi açalım. Bu da böyle yeşil, 30 TL'ye aldım bunu. Şöyle bir bluz aldım. Sırtı açık. Plajda falan giyilebilir gibi duruyor. Nasıl duracak hiçbir fikrim yok. Şöyle sırtı şöyle açık yani. Sırtı bağlamalı gibi. Önden de böyle büzgülü gibi. Şöyle bir şey duracak strapless tarzında. Böyle bir şey çıkıyor. Bir tane bikini altı aldım. Çünkü bu da 20 TL civarında bir fiyata sahipti. Bu arada kırmızı bir üst almıştım. Bir önceki kargo açmada onu açmıştım. Düz kırmızı üstte bunu giyebilirim diye düşündüm ve 20 liraya bedenimi bulmuşken 25 lira gibi bir şeydi. Kaçırmak istemedim. 36 beden. Ve bu paketten şöyle iki ürünümüz kaldı. Birazcık acele ediyorum böyle çok uzatmamak adına. Şöyle bir denim pantolonlarla, kotlarla olabileceğini düşündüğüm bir crop aldım. Şöyle ya, şık bir şey gibi. Böyle akşam falan da giyilebilir. Böyle lacivert ve pul gibi de değil de böyle minik simli gibi detayları var ama dökülecek tarzda şeyler değil. Bunu böyle aslında uzun kot pantolonlarla falan yakıştırdım. Kendi kafamda yakıştırdım ama daha denemedim ve kombinlemedim. Güzel olacağını düşünüyorum. Bir de şöyle bir kimono aldım. Bunu şey olarak baktığımda böyle yorumlarda çok fazla günlük hayatta giyen vardı. Normal jeanlerin üstüne olsun, işte normal şortun üstüne falan olsun, cropların üstüne giyen çok kişi vardı. Ama bence plajda çok daha güzel durmuş, bikini üstüne giymek için aldım. Bu arada bir tık böyle indirimli aldım hepsini. Aşırı aşırı uygun aldım diyemeyeceğim. Yani şu 30 TL, şu 20 TL çok uygun. Ama bu birazcık daha böyle sezon ürünü gibi olduğu için çok çok uygun da değil. Yani bir tık bir indirimi vardı. Ama şu an biraz daha düşmüş fiyatları. Ben linke bırakırım. Siz bu videoyu bitirmeden bence bir girin, linki inceleyin veya videoyu bitirin. Öyle bir linke yaz atın. Şöyle bir ürün. Ben çok az kimono arasında kaldım ama tüm bikinilerde olabilecek bir şey almaya çalıştım. O yüzden de dümdüz, desensiz, renksiz bir ürün tercih ettim. Böyle bir de kısa olanlar vardı. Bir tane de öyle bir şey aldım. Farklı bir kargodan çıkacak. Muhtemelen şundan çıkacak.
Ama bu böyle uzun her şeyle giyilebilecek mükemmel bir kimono bence. Düz parayoları çok fazla sevmiyorum. Böyle üstüne giyince bence daha şık, daha güzel duruyor. O yüzden tek alt böyle parayol gibi bir şey almaktansa böyle bir şeyle bikini üstüne böyle bir şey almış olmaya, cümleyi de tamamlayalım. İlk paketten çıkanlar bu 5 ürün. Şuradaki ikinci pakete devam edeceğim. Çünkü muhtemelen bunda dediğim o kısa olan kimono var. Ne demek istediğimi alacaksınız. Bir de bu renkli ve her şeyle giyebileceği bir şey asla değil. Şöyle ürünü kesmemek için küçük bir çizik atarak paketi açıyorum. Kestim diye korktum. Şimdi bunu açayım, birazcık daha sohbet edeyim sizinle. Şöyle bir şey çıkıyor. Paketten çıkan ürün şöyle su yeşili tonlarında. Ve düz beyaz veya düz siyah bikinilerle çok güzel duracağına inandığım bir kimono. Yine beyazdan böyle kuşaklı, diğerinin de kuşağı vardı. Beyninizden bağlayabilirsiniz veya ön açıkta kullanabilirsiniz. Ben aldıklarımın hepsini tek bir linki ekleyip açıklama kısmına bırakırım. Mutlaka indirimler bitmeden ve bu yaz sonu kampanyalarından falan faydalanın derim. Eğer ihtiyacınız varsa, ihtiyacı olmayanları da teşvik etmiş olmak istemiyorum. Çünkü ben de bazen gereksiz alışveriş yaptığımı düşünüyorum. Yani bir süre önce düşünüyordum ama şu an birazcık daha böyle o şeyi yani kırmış durumdayım. Sadece ihtiyacım olduğunda almaya başladım ama bir dönem gerçekten o alışveriş çılgınlığını yaşıyordum. O yüzden daha sonradan pişman olacağınız şeyleri böyle gereksiz paralar harcamayın diye minik de bir yorum yapmış olayım ama tamamen sizin tercihiniz. Ben de alışverişi çok seviyorum ve bazen gerçekten dayanamayabiliyorum. Kolları böyle bol bol iniyor. Şöyle birazcık uzak tutacağım, kaldırayım. Böyle birazcık daha kısa boylu, birazcık daha böyle yine bikininizi falan kapatacak ama dizinize kadar inmeyen bir ürün diyebilirim. Bunları bu arada böyle deneyerek falan reels şeklinde de oluşturacağım. Instagram'dan da beni takip etmeyi unutmayın. Şimdi bunu bir kenara bırakırken birazcık daha günümden size bahsedeyim. Şöyle mülakat 11'deydi, 11.20'deydi. Önce bana telefonda 11.40 dediler. Sonra bana mail attılar bankadan. Yine bir bankaya mülakata gidiyordum. 11.40 dediler, sonra mailde 11.20 yazıyordu. Ben alarmımı kurdum, gece sabah uyandım, hazırlandım falan, her şey çok okey. 1,5 saat önceden evden çıktım ve gideceğim mesafe daha önceden gidip baktığımda 20-25 dakika arasındaydı. Bununla da devam edeyim bir yandan. Yani 20-25 dakikalık mesafe için 1,5 saat önceden yola çıktım. Ama başıma gelenler gerçekten o saatte, öğlen saati diyebiliriz. Sabah trafiği değil, akşam trafiği değil. İnanılmaz bir trafik vardı ve ben neredeyse son dakika gittim. Yani 20 dakikalık yolu 1,5 saatte falan gittim. Öyle bir talihsizlik yaşadım. Dedim kesin problem olacak geç kalırsam. Bir araba park etme sorunu yaşadım. Anayol üzerinde bir banka, asla park yeri yok. Tamam bir gün önceden gittim keşfettim ama o yol bomboştu akşam saati ve sabah bankaların açık olduğu saatte gittiğim için herkes park etmiş ve arabaya park yeri asla yok. Neyse girdim işte güvenliğe sordum. İlk başta mülakata geldim nereye gideceğim diye. Üçüncü kata yönlendirdi. Üçüncü kata çıktım. Orada benim gibi benim yaşlarımda 4-5 kişi falan daha vardı sırada bekleyen. Yani herkes o saatte çağırmışlar, sıra sıra geleni alıyorlar. O yüzden bir problem yaşamadım. Bu arada şöyle beyaz bir crop aldım. Çok tuhaf duruyor, farkındayım. Ama şöyle bir şey olacak. Sadece yazlık yerlerde giymek için aldım bu arada bunu. Şöyle şuradan bağlanacak. Burası da böyle arkadan bağlanacak. Şu anda birazcık güzel duruyor. Böyle bir şey aldım. Devam ediyorum. Üçüncü kata çıktım. Herkes benim gibi ama herkes çok heyecanlı. Çok rahat bir şekilde ben kalktım, su aldım kendime. Su için falan. Yanımda kız dedi, su nerede var falan böyle suyu sordu ama o bence benden falan çok daha gergindi. Çünkü ben çok rahat bir şekilde gitmiştim. Sıramı bekledim. Benden önce iki kişi girdi falan derken sıra bana geldi. İçeri girdim. İlk iş deneyimim, ilk iş mülakat deneyimimdi. Çünkü stajı otomatikman Cumhurbaşkanlığı ayarlamıştı. Cumhurbaşkanlığı bu yetenek kapısından yapmıştım stajımı. Ondan sonra onlar olmuştu bu arada. Oradan yapmıştım stajı. O yüzden hiç böyle bir hani gidip görüştüğü falan olmamıştı. Bana dediler ki burada staj yapacaksın. Ben gittim, yaptım, bitti. Ama bu çok farklı bir şeydi. Muhtemelen şu anda birçoğunuz bunu anlatmam garipsiyor olabilir ama benim için ilk olduğu için böyle bir hem burada ana olarak kalsın hem de anlatayım hani bunları yaşayacak olanlar vardır. Bence kesinlikle rahatlığınıza bakıyorlar. Öncelikle bunu söylemek istiyorum. Çok böyle bunu anlattığım bir videoda olsun istememiştim. Günümü anlatmak istemiştim ama kesinlikle mülakatlarda rahatlığa bakıyorlar arkadaşlar. Net bilgidir. Benden sonra gelecek nesiller için, benim küçüklerim için, yeni mezunlar için böyle bir dipnot bırakmak istiyorum.
ne kadar gergin olursanız olun yansıtmamaya çalışın. Ben de diğer kargomu açarak devam edeyim. Neler sordulara falan çok fazla girmeyeceğim. Genelde bankadaki işle alakalı sorulardı ama hani kendinize anlat dediklerinde kendinize anlatabilmeniz gerekiyor. Hani kendini anlat diye sana karşındaki kişi soruyor. Ve o anda kitlenmemeniz lazım. Anlatmanız lazım, konuşmanız lazım. Çünkü eğer müşteriyle bir iş yapacaksanız ve insanlarla iç içe olacaksanız zaten öncelikle buna bakıyorlar diye düşünüyorum. Ben de takır takır konuştum, hiçbir sorun olmadı. Gayet de olumluydu. 10 gün içinde de ikinci mülakat için dönüş yapacaklar. Şu an süreç böyle. Bu kargomdan da şöyle çorap çıkıyor. Burada mı internetten aldım diyenler bence aranızda olur. Olmayabilir, emin değilim ama mağazadaki fiyatlarıyla internet fiyatları bazen çok farklı oluyor. Mesela bu çorap mağazada benim tahminimce, şu an üzerinde yazmıyorum, en son gördüğüm kadarıyla 3 tanesi 90 TL falandı veya 100 TL o fiyatlara çıkmış. İnternetten 25 gibi bir şey aldım. Pazarda bile 3 tanesi 25 liraya çorap yok, İzmir'de yok en azından. O yüzden de facto çoraplarını çok seven biri olarak böyle üçlü bir paket aldım. Şimdi gelelim son pakete. Son paketim de Flormar'dan. Flormar'da Instagram'dan da paylaştım. İnanılmaz bir indirim vardı. Normalde bu cümleyi böyle kurmam. İnanılmaz indirimler falan demem. Her zaman dobreyimdir. Az indirim varsa az indirim. İyi fiyata aldıysam iyi fiyata aldım ama bu gerçekten çok çok iyiydi. Çünkü fiyatlar hem %50 üzerinde oranla indirimdeydi. Yani 100 liralık şey 40'a düşmüştü. Ekstradan işte 500 lira, 200 lira, 300 lira, 100 lira falan gibi bir sürü kupon vardı. Normalde 600 lira falan tutacak ürünleri 150-200 gibi bir şeye aldım. Tam net şu anda şeyini hatırlamıyorum ödediğim tutarı ama 3'te veya 4'te bir fiyatına falan geldi ve gerçekten ihtiyacım olan şeyler denk geldiği için de çok çok mutluyum ama kargoyu nasıl açacağımı bulamadım. Şuradan yırtacağım. Açılmıyor. Fatura. Şöyle sarılmış. Şöyle de ayrı ayrı ürünler poşetlenmiş. Gördüğünüz ilk ürün bu kırmızı Oje Flormar'ın bence en iyi renklerinden birisi. 321 Red Flag rengi. Normalde şu an mağazalarda 50-60 TL gibi fiyatları varken 15 TL falan geldi. Eskiden 1 liralık şeydi. Nerede bu kadar pahalandı demeyin. Şimdi bu herkesin bayıldığı ve bu ara çok popüler olan o lip tint. Ben en koyu rengini aldım çünkü diğerleri çok turuncu duruyormuş. Daha önce gördüyseniz ne demek istediğimi anlarsınız. 003 rengi. Bu bence kesinlikle daha iyi duracak. Bunu da yine Reels'larımdan birinde deneyeceğim. Üzerimde nasıl durduğunu, dudağımda nasıl durduğunu görmek için Reels'larıma veya bilmiyorum. Buraya short satar mıyım? Sanmıyorum. Ama Reels'larıma bir göz atın. Daha sonra 3 ürünüm daha var. Onlar da göz ve dudak ürünleri. Şöyle bir tane eyeliner aldım. Eyelinerim kurumuştu. Bitenlerde de konuşacağım onu. Birisinkini kullanıyordum. Ama 30-35 lira falan oldu bunun fiyatı yani bu kuponlarla. O yüzden de bunu aldım. Bir tane dudak kalemi aldım. 20 TL gibi bir fiyatı vardı. Nude Biton. Güzel olacağını düşünüyorum. Bu tarz ürünleri çok sık tüketiyorum çünkü. Bir tane de kahverengi eyeliner aldım. Normalde tüm markaların kahverengi eyeliner'ı bulunmuyor. Bence bulunca yapışın çünkü kahverengi eyeliner özellikle esmer değilseniz, kahverengi veya sarı saçınız varsa çok çok daha iyi duruyor. Siyah çok keskin duruyor. Ben çok sevmiyorum. Şu an mesela benim gözümde de kahverengi eyeliner var. Ve kahverenginin daha çok yakıştığını kendi adıma düşünüyorum. O yüzden de bir siyah bir tane kahverengi almış oldum. Böyle şunların, şu birazcık daha pahalıydı normale göre. Bunlar çok çok uyguna geldi. Şu 90 gibi bir fiyata geldi. Bu dediğim gibi 15'e falan geldi. Şu 20'ye geldi. Bu 35'e falan geldi derken hepsini çok çok uyguna kapatmış oldum. Ve hepsine gerçekten ihtiyacım vardı. Kırmızı hocam böyle artık yapış yapış oluyor, bitmek üzere oluyor ya. Aynen o durumdaydı. Çok çok az kalmıştı zaten. Max bir iki kere daha kullanabilirim. O yüzden yenilemiş oldum. Bunlar da bu şekilde. İlk defa bir videoda birazcık daha böyle günlük bir şeyler anlattım. Dümdüz kargo açmak yerine birazcık sohbet etmek istedim. Çünkü ben de bu tarz videoları izlerken daha çok keyif alıyorum. Ve video daha çok sarıyor, sıkmıyor en azından. O yüzden böyle bir şeyler yapmak istedim. Birazcık daha günümü anlatmaya çalıştım. Acemiliğime gelmiş olabilir. Ama böyle muhabbet ederek, sohbet ederek, günlük hayatından bahsederek kargoları aç derseniz yorumlarda bunu belirtin ki bir sonraki kargo açma videomda da size anlatacağım bir şeyler biriktireyim. Şunu mutlaka deneyeceğim Reels'ımda, o yüzden bu video yayınlandığında o kesin yayınlanmış olur. Reels'larıma göz atmayı unutmayın. O zaman son kargomuzu da açtığımıza göre hepinizi çok çok öpüyorum. Kendinize dikkat edin. Bir sorunuz veya yorumunuz olursa aşağıya yazabilirsiniz. Ürünleri de açıklama kısmında bulabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.